Merhabalar, Sosyal Akademi YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugün karışık soru çözüm videosu yapacağım sizler için. Bu video sayesinde eminim ki birçok bilgiyi yeniden öğrenmiş olacaksınız. Videonun başında gösterdiğim tablolara ve isimlere dikkat ederseniz sınavda en az 1-2 soru kesin gelecek bu konularla ilgili. Öyle tahmin ediyorum. Soruya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayalım ve birinci sorumuzla başlayalım. Kalemimi çıkarayım. Tablo oluşturduk arkadaşlar. Burada önemli gördüğüm isimler var. Bu hepsini teker teker açıklamayacağım. Bu video biraz hızlı olmasını istiyorum. Böyle küçük ayırt edici bilgilerini koydum tek tek ama ben burada size sorulma ihtimali yüksek olan kişileri işaretleyeyim. Mesela Descartes'in metodolojik kuşkuculuk çıkabilir sınavda. Thomas Jefferson'ın ABD bağımsızlık bildirgesi yine çıkabilir. Tarih aristokratlar mezarlığıdır diye nitelendiren kişi Pareto adlı tarihçidir. Bu da önemlidir, çıkabilir. Japon sendromuna dikkat edin, hem şey olarak çıkabilir, kavram olarak, hem de kişisi de çıkabilir arkadaşlar. Brown tarafından ortaya atılmış. Japon sendromu şu, tarım ürünlerinin ülke içerisindeki insanların ihtiyacını karşılayamaması ve ithalatın artması. Bunun sebebi de nedir? İşte sanayileşmenin artması, nüfusun artması gibi sebepler bu Japon sendromu dediğimiz sendromu ortaya çıkarıyor. Şu da önemli bir bilgidir ama çıkma ihtimali biraz düşüktür. Antropolojide daha bu konulara gelecek kadar soru çıkmadı arkadaşlar. Yani insanları deri rengine göre sınıflandırmış olan kişi Blanchman adlı antropologtur ama bu önemli bir bilgi olarak karşımızda şu an için, yani sorulma ihtimali biraz daha düşük diye düşünüyorum. Diğer isimlere baktığımız zaman Emile Durkheim önemlidir. Mekanik dayanışma ve toplumsal dayanışma olarak ikiye ayırmıştır. Organik dayanışma, pardon arkadaşlar. Orayı okuyamıyorum çünkü kayıt ekranı tam öyle geldi. Onun oraya tıkandı. Thales zaten biliyorsunuz ilk filozoftur. Fikret Ozonsoy'a çok dikkat edin. Bu sınavda bekliyorum bunu. Ankara maymununu bulan, yani Ankara maymunu adlı türü bulan kişi Fikret Ozonsoy'dur. Ankara'da yapılan kazılar sonucunda bulmuştur. Yine burada Erasmus'a dikkat edin. Deliliğe Övgü adlı kitabıyla önemli bir kişiliktir. Anthony Giddens 3. yol, Samuel Huntington 3. demokrasi dalgası fikirlerini ortaya atmıştır. Siyaset bilimi açısından önemlidir. Çıkma ihtimali yüksektir. Anaximenes'e göre her şeyin kökeni havadır. Bu da çıkabilir. Bilişsel çelişki kuramı Festinger'e aittir. Yine bu da çıkma ihtimali yüksek olan isimlerin başında yer alıyor. Bu isimler önemlidir arkadaşlar. Videonun başında böyle durdurarak not alabilirsiniz teker teker. Bir diğer şeylere baktığımız zaman, isimlere, yaşamın ilk ögesi sudur diyen yine Thales, felsefeyi ve yaşamı ilk felsefeci zaten Thales'tir. Yaşamın kaynağı olarak da su olarak görüyor. Anaximenes ne olarak görüyordu? Hava olarak görüyordu. Şu sosyal darwinizme de dikkat edin arkadaşlar. Henry Spencer tarafından geliştirilmiştir. Franz Boas tarafından modern antropolojinin babası olarak, kurucusu olarak bilinir. Hegel'in sanat anlayışı da önemlidir ama Hegel'le ilgili soru böyle, yani sanat akımlarından soru bu şekilde gelme ihtimali çok düşük görüyorum. Sanat akımları daha çok ön planda diye düşünüyorum. Yarın büyük ihtimal bir sanat akımı sorusu karşımıza gelecek arkadaşlar. En yüksek sanat şiir, en düşük sanat mimaridir diyor. Kim diyor? Hegel diyor arkadaşlar. Bu isimlere de dikkat edebilirsiniz. Şu Daguerre zaten benim videolarımı izleyenler bilir. İlk sosyal bilgiler ders kitabını yazan kişidir. İlk deneyi yapan kimdi sosyal bilgilerde? Triplett adlı sosyolog, psikologdu arkadaşlar. Önemlidir. Evet, birinci soruyla başlayalım. Diyor ki, birinci Köktürk devleti zamanında Bizans ile ilişki kuran Köktürk hanedanın üyesi kimdir? Bu tarih öğretmenliği ve ABT'de de çıkmış bir soru. Kimdir? İstemi Yabgu'dur arkadaşlar. Batı kanadını yönettiği için Bizans'a daha yakın ve ilişkiyi kuruyor. Peki bu Bizans'a gidip gelen şeyler var, elçiler var. Bunlar kim mesela? Zemarkos ve Maniak arkadaşlar. Maniak. Şöyle Zemarkos'u da yazayım. Şimdi Zemarkos arkadaşlar Bizans'tan Göktürklere gelen, Göktürklerden Bizans'a giden Maniak arkadaşlar. Bu isimlere dikkat ediyoruz. Bunların çıkma ihtimali yüksek. Topokan bir ayırt edici özelliği vardı. Neydi? Budizmi halka benimsetmek için getiriyordu.
kurultaya tabii teklifi reddediliyordu arkadaşlar. Önemli bir isimdir. Mukan Kağan ise zaten bize biri çıktı nedir? Birinci Köklüklerin en şaşalı dönemini yaşatan kişidir arkadaşlar. Mukan Kağan. Kuzey Afrika'da yapılacak seferler için Fustat adı verilen ordugah şehirler kim zamanında açılmıştır? Ordugah şehirler Hazreti Ömer zamanında açılmıştır. Fustat adı verilen ordugah şehirler. Dikkat edelim. Coğrafya çifttir. Bu da coğrafya öğretmenliğinde çıkmış bir soru. Bize de çıkma ihtimali yüksek. Coğrafyayı ilk olarak genel ve özel coğrafya şeklinde bölümleyen bilim adamı, bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki arkadaşlar bu kişi Bernard Veronius adlı kişidir. Peki diğer isimler önemli. Burada mesela Humboldt neyin kurucusuydu? Fiziki coğrafyanın kurucusuydu. Karl Ritter neyin kurucusuydu arkadaşlar? Beşeri coğrafya alanında yapmış olduğu çalışmalardan dolayı ön plana çıkıyordu. Bir diğer önemli isim burada yok ama Ratzel. Ratzel neyin kurucusuydu arkadaşlar? Cevaplar alır gibiyim. Siyasi coğrafyanın kurucusuydu arkadaşlar. Bu isimlere dikkat. Bu isimlerden üçüne dikkat. Karl Ritter, Bernard Veronius, Ratzel önemli isimlerde. Paul Valé de la Blanche ise arkadaşlar neyi söylüyordu? Önemli bir şey vardı. Tam bak dilimin ucunda. Bölgesel coğrafyanın kurucusu olması lazım. Paul Valé de la Blanche. Yanlışım varsa düzeltin arkadaşlar. Büyük ihtimal zaten şeyin kurucusu oydu. Blanche bölgesel coğrafyanın kurucusu olarak karşımıza çıkıyordu arkadaşlar. Önemlidir. Paul Valé de la Blanche. Adamın ismi bile bir tuhaf. Kelime manası İbranice'de topluluk veya birlikte anlamına gelir. İsrail'de ortaklaşa kullanılan kolektif çiftliklerdir. Yukarıda bazı özellikleri verilen çiftlik türü aşağıdakilerden hangisidir? İsrail'deki çiftlik türü neydi arkadaşlar? Tabii ki kibutstu değil mi arkadaşlar? Kibutslar İsrail'de ortaklaşa kullanılan tarım çiftliklerine verilen isimdir. Farmstead ise Amerika Birleşik Devletleri tarafından yani ABD'de tarım ve hayvancılıkla oluşan büyük çiftliklere verilen isimdir. Hamlet genelde İngiliz köylerine çiftçilikle uğraşan o köylere verilen isimdir. Kolhoz ise Rusya'da ortaklaşa köylülerin çalıştıkları tarım işletmelerine verilen isimdir. Kibutsa ve Kolhoz'a dikkat arkadaşlar. Bunlar çıkabilir. Beşinci soruda bize eski dönemlerde teknik anlamıyla küresel astronomi problemlerini çözmek, gök cisimlerini veya herhangi bir yükseltinin irtifasını ölçmek, gündüz ve gece saatlerini belirlemek, şehirlerin enlem ve boylamlarına göre kıble yönünü tespit etmek amaçlı kullanılan alet aşağıdakilerden hangisidir? Tabii ki bu alet arkadaşlar İslam tarihi açısından ve İslam coğrafyacıları açısından önemli bir alet olan usturlaptır. Usturlaba dikkat. Bu da çıkabilir. Sınav öncesi detay bir bilgi değil arkadaşlar. Dikkat edin. Altıncı soruda bize aşağıdaki bilim adamlarından hangisi sebep sonuç analizi, gezi gözlem metodolojisi, izohips, izobat, izoterm, grafik, profil ve kesit gibi anlamı güçlendiren teknikleri coğrafyada kullanmaya başlamıştır? Bu da çıkmış soru arkadaşlar. Sizce cevap ne? Evet, cevapları alır gibiyim. Sorumuzun doğru cevabı Alexander von Humboldt neyin kurucusuydu? Fiziki coğrafyanın kurucusuydu. Bakın bunlar da artık izohips, izobar bilmem ne fiziki coğrafyanın konusu arasında olduğu için arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı Alexander von Humboldt'tur. Aşağıdakilerden hangisi avantgard sanat akımlarından değildir diye sorduk. Avantgard sanat akımları 20. yüzyılın sonlarına doğru yani 2. Dünya Savaşı'nın başı ve sonrasında ortaya çıkan sanat dallarıdır arkadaşlar. Ama sembolizm daha öncesinde var olan bir sanat dalı olduğu için avantgard bir sanat olarak değerlendirilmez. Fütürizm, izlenimcilik, sürrealizm, işte dışa vurumculuk, fovizm, dadaizm. Yani bunlar bu son dönemdeki aklınıza gelen pop art gibi sanat akımları avantgard sanat akımlarıdır arkadaşlar. Avantgard kelimesinin de anlamını incelerseniz belki sorabilirler. Dikkat edin. Aşağıdaki filozoflardan hangisi eleştirel düşünmenin babası olarak kabul edilir? Eleştirel düşünme deyince biz kime gideceğiz? Kant'a gideceğiz arkadaşlar. Kant'a rağmen ve Kant'la birlikte diye bir söz vardır. Önemlidir. Kant Sız felsefe yapılmaz 20. yüzyılda. Öyle bir söylem vardır arkadaşlar. Dikkat edin.
Gazali'nin filozofları eleştirmek için kaleme aldığı meşhur eser aşağıdakilerden hangisidir? Bu eser arkadaşlar kime karşı yazılıyor? Daha çok İbn Rüşd'e karşı yazılıyor. Tehafütül Felasife adlı eseri filozofları eleştirmek için yazmıştır. Gazali biraz nasıl bir düşünürdür arkadaşlar? İslam kaynaklarını ön veren, aklı değil de dogmatik düşünceye biraz daha önem veren bir düşünürdür arkadaşlar. Gazali bu yönüyle de önemli bir kişidir. El-Madinatül Fazıl'a kimin eseriydi arkadaşlar? Buna da dikkat. Farabi'nin eseridir arkadaşlar. Toplum büyük Fazıl topluluğu oluşturmak için yazmış olduğu ütopik eser diye nitelendirebiliriz. Önemli eser. Bize diyor ki yer şekilleri devletlerin farklı askeri savunma stratejileri geliştirmesine etki eder. Buna göre aşağıdaki devletlerden hangisi diğerlerine göre farklı savunma stratejisi olduğu söylenebilir. Bakın yer şekillerini dikkate alacağız soruda arkadaşlar. Baktığımız zaman Macaristan, Polonya, Kazakistan, Moldova gibi ülkeler nedir? Biraz daha dağlık alanda bulunan ülkelerdir. İç kesimde bulunan ülkelerdir. Fakat Avustralya bir ada ülkesidir ve savunması konusunda daha çok dikkat etmesi gerekir. Çünkü dört taraftan da müdahaleye açık bir şekildedir. Ama bu ülkeler arkadaşlar tabii avantaja da çevirebilir bu durumu. Mesela İngiltere gibi ülkeler uzun zaman böyle saldırıya maruz kalmadan gelişmesi bu sebeplerden dolayıdır arkadaşlar. Bir başka soruda bize Osmanlı'da 5 yaşına ulaşmış çocukların mektebe başlangıcında yapılan törene ne ad verilir? Tabii ki arkadaşlar amin alayıdır. Amin alayına dikkat, çıkabilme ihtimali yüksek. Kılıç alayı nedir? Padişahın tahta çıkarken Eyüp Sultan'a gitmesi olayına verilen isimdir. O yolda yürümesi olayına verilen isimdir. Bir diğer önemli alay türü ise arkadaşlar Surre alaylarıdır. 1. Mehmet veya 2. Murat diyenler var arkadaşlar. Tabii ben aldığım kaynaklarda 1. Mehmet yani Çelebi Mehmet döneminde başlatıldı diye geçiyor. Çelebi Mehmet döneminde başlatılan bu Surre alayları Hicaz Yemen bölgesine Kabe'ye o ihtiyaçlarını karşılamak için gönderilen alaylara verilen isimdir. İşte gül suyu, Kabe'nin örtüsü vesaire gibi alanlarda gönderilen yardım malzemelerini taşıyan alaya verilen isim Surre alayıdır. Bu üç alaya dikkat. Amin alayı, Surre alayı ve kılıç alayına dikkat. Kılıç hakkı zaten soruldu bizde. 2020 KPSS'de bu senede çıkma ihtimali yüksek ama şu 3 dediğim şeye dikkat. Öğrenciye verilen disiplin cezası hangi hukuk dalının bir yaptırımıdır arkadaşlar? Tabii ki idari hukuk alanının bir yaptırım türüdür. Bazen önceden planlanmış barajlar veya büyük inşaat faaliyetlerinde alanındaki dolgunun hızlı bir biçimde uzman eller tarafından temizlenmesi gerektiğinde gerçekleştirilen kazı faaliyetlerine ne ad verilir? Dikkat edelim arkadaşlar soruya. Şöyle eleyeyim birkaç şıkkı. Rastlantısal kazı değil, legal kazı dediğimiz izin alınmış yapılan kazı. Rastlantısal kazı tesadüf sonucunda işte yol faaliyeti yapılıyor. O arada bir eser ortaya çıkıyor. Ona verilen kazıya diyoruz. Kurtarma kazısı mı, sistemli kazı mı? Arkadaşlar sorumuzun doğru cevabı kurtarma kazısıdır. Bakın bir baraj yapılıyor. Bir işte inşaat faaliyeti var vesaire. Oradan o malzemeyi, o eserleri kurtarmak için yapılan kazılardır. Dikkat edin bu kavramlara. Kazı türleri de soru gelme ihtimali yüksek olan konuların başında yer alıyor arkeoloji dersi için. Eski kiliseler. Ayasofya, Ayayirini, saraylar, Tekfur Sarayı, İshak Paşa Sarayı, kayım kabartmaları ve tümülüsler hangi tip müze kavramı içerisine girer diye sorduk arkadaşlar. Tabii ki anıt müze türüne girerler arkadaşlar. Etnografya müzesi değil, dikkat edin. Kilise de değil, inanç müzesi de değil. Şurada sizin kafanızı karıştıracak belki inanç müzesi şunları görünce ama bu tarz yapılar tamamen arkadaşlar anıt özelliği gösterilir. Tabii soruda Ayasofya artık cami olduğu için müze statüsünü bir nevi kaybetti diyebiliriz arkadaşlar. Hem müze hem de cami olarak kullanılıyor günümüzde. Aşağıdakilerden hangisi deniz ve deprem tanrısıdır arkadaşlar? Deniz ve deprem tanrısı. Denizlerin tanrısı
Posidyon'dur arkadaşlar. Gittiğiniz zaman böyle büyük şehirlerde deniz kıyısında olan teknelere verilen isimdir. Genelde Posidyon önemli bir Yunan tanrısıdır. Zeus nedir? Tanrıların tanrısı olarak değerlendirilir. Apollon ise güneşin tanrısı. İşte o Apollon uzay araçları falan bu isimden dolayı alınmıştır arkadaşlar. Hades tanrısı nedir? Ölüm tanrısıdır arkadaşlar. Nerede yazıyordu? Bergama antik kentinin girişinde, Pergamon'da daha doğrusu, ölüm tanrısı Hades giremez yazıyordu. Ares ise nedir? Kılıç, yani savaş tanrısı arkadaşlar. Hatırlayın, Türk tarihi için böyle önemli filmler yapan Kartal Tibet'in filmlerinde, işte Tarkan filmlerinde değil mi? Ares, savaş tanrısı Ares'in kılıcını almak için bir sürü mücadelelere giriyordu, işte Vikinglerle falan. Bu önemli bir yani Tanrı ismi arkadaşlar, eski dönemde antik Yunan çağlarında inanılan. Osmanlı Devleti'nde Avrupalı devletlere ve sermayedarlara borçlarını düzenli bir şekilde ödeyebilmek için 1881'de kurulan müessesenin adı aşağıdakilerden hangisidir? Bu da çıkma ihtimali yüksektir. Umumiye İdaresi'dir. Umumiye İdaresi kim zamanında kuruldu? II. Abdülhamit döneminde. II. Abdülhamit döneminde kuruldu. 1881'de kurulmuş bir kurumdur. Osmanlı Devleti'nin tamamen iflas ettiğini gösteren bir kurumdur. Peki bu kurumun oluşmasını sağlayan olay neydi? Muharrem kararnamesiydi arkadaşlar. Osmanlı ordusunun büyük başarısı kazandığı Kutul-Emare ve Selman-ı Pak aşağıdaki savaşları hangi cephede elde edilmiştir, yani başarılmıştır? Bizim Birinci Dünya Savaşı'nda başarılı olduğumuz iki cephe var. Birisi Çanakkale cephesi arkadaşlar. Birisi de Irak cephesidir. Bu cephelerde biz başarılı oluyoruz. Fakat mesela Kafkas cephesinde yeniliyoruz. Ama toprak alıyoruz. Bu önemli bir ayırt edici bilgi bizim için. Irak cephesi Kutul-Emare, Halil Kutpaşa'nın öncülüğünde kazanmış Selman-ı Pak savaşları yapılarak bu cephede başarılı sonuçlar elde etmişiz arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisi ikinci dönem TBMM'nin faaliyetleri arasında değildir? Ankara'nın başkent oluşu ikinci dönem TBMM, İstanbul'un teslim alınışı yine ikinci dönem TBMM, Lozan Antlaşması'nın tasdiği, Lozan'a heyet gönderen birinci TBMM, onaylayan ikinci TBMM, Cumhuriyet'in ilanı zaten 23'ten sonra olduğu için İkinci TBMM, saltanatın kaldırılması birinci TBMM döneminde olan bir gelişmedir. Lozan Antlaşması'ndan sonra Türkiye'nin Musul'u istemesine karşılık İngilizler Hakkari'nin Irak'a bırakılmasını talep etmişlerdir. İngilizler aşağıdaki etnik unsurlardan hangisi için Hakkari'yi talep etmişlerdir? Bir ayaklanma çıkıyordu. Bu ayaklanmanın ismi neydi? Nasturiler ayaklanmasıydı arkadaşlar. Oradaki bir aşiret, bir topluluğa verilen isimdir. Bu sorunun da gelme ihtimali yüksektir. Dikkat edelim. Montre konferansında Türkiye aşağıdakilerden hangisinin başkanlığındaki bir heyetle katılmıştır? Bakın, Montre'ye giden heyetin başkanı kimdir arkadaşlar? Tevfik Rüştü Aras'tır. Önemlidir. Çıkma ihtimali yüksek olan konuların başında yer alıyor. Divan-ı Lügat-ı Türk'ü Türkiye Türkçesine aşağıdaki ilim adamlarından hangisi aktarmıştır? Tabii ki sorumuzun doğru cevabı Besim Atalay. Lütfen not alın. Besim Atalay Divan-ı Lügat-ı Türk'ü ilk defa günümüz Türkiye Türkçesine çeviren kişidir arkadaşlar. Bu da önemli, ayırt edici bir bilgi olarak karşımıza çıkıyor. 21 soruyu çözdük ve daha öncesinde birkaç tane de kavramsal bilgi vermiş olduk. Kendinize iyi bakın. Sınavda eminim ki çok başarılı olacaksınız. Eğer elimizden size katkımız geldiyse, yani bir faydamız dokunduysa size arkadaşlar bu süreç içerisinde, ne mutlu bize. Bundan sonraki süreçlerde de inşallah hep beraber olacağız. Kendinize iyi bakın. Sınavda başarılar dileriz.